Cuntacılar var diyordum. Evet, o darbeler oldu. Kirli sermaye var diyordum. Çünkü Beşli Çete'yi biz 28 Şubat'ta görmüştük. Evet. Aynı zamanda kirli ve şantajcı medya vardır diyorduk. İşte pantolonlarıyla veyahut da pijamalarıyla, tırnak içinde eşofmanlarıyla başbakanları karşılayanların olduğunu biliyorduk biz. Ama ben oligarşik bürokrasiden bahsedince birileri, ya oligarşik bürokrasi nedir acaba? Kim, ne yapar? İşte oligarşik bürokrasi böyle yapar. Egemen güçler zaman zaman bu unsurları kullanırlar. Medyayı kullanırlar, cuntacıları kullanırlar, kirli ve şantajcı sermayeyi kullanırlar, oligarşik bürokrasiyi kullanırlar. Ve bürokrasinin içerisindeki sivil toplum kuruluşlarını kullanırlar. Bilemezsiniz siz. Hatırlarsanız Malcolm X'in eşine, Malcolm X ise eşi der ki, sen Elijah Muhammed'e çok bağlısın. Ama dağın arkasını hiç görmüyorsun. Dağın arkasına bir baksan, Elijah Muhammed'in gerçek yüzünü göreceksin. Gör o yüzü. Sonra Malcolm X görmeye başlar, hanımına hak vermeye başlar. Dağın arkasını görür ve Elijah Muhammed'den ayrılır, Malcolm X olur. Daha sonra da bir faili meçhul bir şekilde öldürülür Amerika'da, biliyorsunuz. O nedenle ben Türkiye'de oligarşik bürokrasinin içerisine sızmış olan dağın arkasındaki görünmeyen buzdağları var. Dağın arkası var ve görünmeyen buzdağları var. Bunlar egemen güçlere hizmet ederler bilerek veya bilmeyerek. Bilerek hizmet ederlerse haindirler, ihanet ediyorlar. Bilmeden hizmet ediyorlarsa hem cahildirler hem de gafildirler. Cehaletlerini ve gafilliklerini derhal vazgeçmelidirler. İnsanlar düşünmelidirler. Layüksellik Allah'a mahsustur Aslan Bey. Herkes tartışılır. Tartışılmayan bir yapı karanlık yapıdır. Demokrasi eşit vatandaşlar nizamıdır ama aynı zamanda da şeffaflık rejimidir. Açıklık rejimidir. Demokrasi bugün dünyanın bulmuş olduğu en doğru, şimdiye kadar bulduğu en mükemmel rejimlerden bir tanesidir. Ama bakıyoruz ki bazı yapıların karanlık yapı olduğunu gözlemliyoruz. Yani orada hesapların sorulmadığını, kayıt dışılıkların olduğunu, yani gardırop usulü çalışmaların olduğunu gözlemliyoruz. Bunlara karşı herkesin uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Bilerek yapanlar zaten ihanet ediyorlar, haindirler. Devlet bunları tespit eder ve gereğini yapar. Türkiye'de iktidarla, muktedir bir iktidarla hesaplaşmak istiyorsanız bunu meşru zeminlerde yapacaksınız. Yoksa dershaneleri bahane ederek, bazı gelirleri bahane ederek ben iktidarı terbiye edeyim diyorsanız iktidar asla buna müsaade etmez. Her zaman örnekler veriyordum hatırlarsanız eğer. Beyazıt'la Cem Sultan kavgasında iki şey paylaşılmaz diyordu Beyazıt Cem'e. Geleyim Anadolu topraklarında 5-6 tane vilayeti bana ver. İki şey paylaş, bir kadın paylaşılmaz, bir de iktidar paylaşılmaz. İktidar milletle paylaşılır. Onun haricinde hiçbir güçle paylaşılmaz. Bir de milletin menfaati hiçbir mezhebin, hiçbir meşrebin, hiçbir okulun, hiçbir cemaatin, hiçbir kliğin, hiçbir kurumun arkasında değildir. Yani onlar, o menfaatler, o kurumların, o dar çerçevedeki yapıların menfaatleri millet menfaatinin önünde olamaz. Devletin menfaatinin önünde olamaz. Millete ve devlete Allah zeval vermesin duasını yapıyoruz biz sık sık. Hepimiz yaparız. Allah'ım devletimize ve milletimize zeval verme diyerek. Milletin olmadığı yerde ne mezhep olur, ne meşlek olur, meslek olur, ne meşrep olur, ne okul olur, ne ekol olur, ne cemaat olur. Hiçbir şey olmaz. Kimse, şunu da kimse yapmasın. Bana yar olmayanı ben başkasına yar etmem. Bu mantık doğru değildir. Türkiye'nin geleceğine kimse ket vurmasın. Herkesi öz eleştiri yapmaya davet ediyorum. Bütün kurumlar ve kişiler eleştirilere açık olurlarsa erdemli insanlar olurlar. Ama insanları geliştiren, kurumları geliştiren öz eleştiridir. Öz eleştiri yapmasını bilmeyenler asla büyüyemezler, asla gelişemezler. Bir de bütün cemaatler kendilerini severler. Cemaat budur. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi sever. Beşiktaşlar Beşiktaşları severler. İşte herhangi bir cemaat, herhangi bir ekol, okul ve ekol kendisini sevebilir. Ama sosyolojik olarak şöyle bir vetire vardır, gerçeklik vardır. Eğer cemaatler, eğer ekoller, okullar kendilerinin dışında olan başkalarını da sevmeye başlarlarsa, başka meslekleri, meşrepleri, okulları, ekolleri sevme, medeniyet olurlar. Tarihimizde bunun örnekleri vardır. Bu medeniyet olmanın yolu da cemaatin başkasını sevmesi de ancak entelektüel birikimle olur. Bu eğer bu birilerinde varsa medeniyet olursunuz. Kültür olursunuz, medeniyet olursunuz. Eğer yoksa içinize kapanırsınız, kapanırsınız, kapanırsınız ve kaybolup gidersiniz. Siyasi tarihimizde ve bizim milletler tarihinde de buna çok ciddi örnekleri vardır. O nedenle herkesi geniş düşünmeye, eleştirilere açık olmaya, öz eleştiri yapmaya ve aynı zamanda da siyasal iktidarla dövüşmek yerine kendi menfaatlerini, küçük menfaatlerini, milletin menfaatlerini değişmemeye tercih ediyorum. Tavsiye ediyorum. Burada Sayın Başbakan'ın yapmak istediği doğrudur. Ben buna katılıyorum.
bazı cümlelerine birisiyle birileri dikkat çekiyor olabilirler. İşte gerek efendim inler kelimesine, gerek tırnak içinde söylüyorum haşhaşiler kelimesine gibi. Ben bunlara kimsenin takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada eğer bir manipülasyon varsa, Türkiye'de iktidara karşı bir toplum mühendisliği varsa, iktidar bunun hakkında gereğini yapar. Bu cümleleri de söyler. Çünkü herkesi bu cümleler düşünmeye davet eder. Şimdi siz milletin parasıyla, milletin imkanlarıyla bir şeyler yapacaksınız. Sonra buraları hizmet noktasında devam ederken ticarethaneye ve aynı zamanda vesayetçi kuruma dönüştüreceksiniz. Buradaki vesayetçi kuruma karşı hasbilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hasbilerin hesabilerden hesap sorması gerektiğini düşünüyorum. Yani hesabi bir yapı var. Bu hesabi yapı sadece bugün AK Parti ile hesaplaşmıyor. Bir noktada nefis kavgası vermiyor. Bir noktada küçük rant kavgası vermiyor. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almak istiyor. Benim gördüğüm ve gözlemlediğim budur. O nedenle Sayın Başbakan'ın yapmak istediği doğrudur. Yaptığı doğrudur. Dün Efkan alanında atmış olduğu bir tweet vardı Sayın İçişleri Bakanı'nın. Ona da dikkat çekiyorum. Hiçbir kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Bakın 30 senedir Güneydoğu Anadolu'da bir kavga vardı hatırlarsanız eğer. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenlerin hatasıydı. Bürokrasinin hatasıydı, siyasetin hatasıydı. Orada sosyolojik boyut vardı, psikolojik boyut vardı, pedagojik boyut vardı, kültürel boyut vardı, ekonomik boyut vardı, dış politika boyutu vardı, kültürel boyut vardı. Her şey vardı ve Türkiye bugün 30 yıl sonra gerek bu kavgayı verenler, gerekse bu kavgayla mücadele veren siyasi iktidarlar uzlaşma ve konuşma noktasında geldiler. Gelin akan kanı durduralım. Evet. Büyüyen bir Türkiye'nin önünde bu terör, bu kavga ket olmasın dediler. Doğru bir hamle yaptık biz. 50 bin kişi öldü. Yani çok korkunç bir rakam bu. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bu kadar rakam vermedik. Biz Kıbrıs Harekatı'nda bu kadar rakam vermedik. Yani 50 bin kişi etki alanına hesaplarsak 500 bin kişiye, 1 milyon kişiye hitap eder bu. Ve Türkiye'nin 2.4 milyar dolarına mal oldu. Biz bununla ilgili dahi konuşma yaparken, devlet bununla ilgili, iktidar bununla ilgili bu çözüm yollarını sunarken, birileri ben iktidarı terbiye ederim, tedip ederim, ikaz ederim noktasında eğer kullanılıyorsa kullanılmasın derim. Yani hiçbir kimse iktidara karşı siyaset terbiyeciliğine soyulmasın. Siyaset terbiyeciliği 30 Mart'ta olur. Birileri Türkiye'ye Hümeyni'vari bir yapı, Hümeyni'ye özenmesin kimse. Kimse Hitler'e özenmesin, kimse Saddam'a özenmesin, kimse Kaddafi'ye özenmesin. Türkiye bu acılar yaşadı. 1908'den 1997'lere kadar yaşadı. Hatta 2002-2004'lere kadar yaşadı. Yani birileri sürekli darbe yapalım, sürekli olarak iktidarı terbiye edelim, sürekli olarak işte bu siyasiler Türkiye'yi yönetemiyorlar, yönetilemez bir Türkiye oldu, en iyi biz biliriz diyerek bunu yapmak istediler. Başarılı olamadılar. Bakın tarihin çöplüklerindeler ve tarih onları affetmiyor. Gerek 60'ı yapanları, gerek 71'i yapanları, gerek 80'i yapanları, gerek 97'de olanları lanetle anlıyor millet. O günkü şartlar içerisinde birileri bunlara metiyeler düzmüş olabilir, düzenlemeler yazmış olabilirler. Ama doğru anılmıyorlar şimdi. O nedenle hiç kimse siyasetçi terbiyeciliğine soyunmasın, gelsinler. Türkiye'de eğer birileri siyasi iktidarla hesaplaşmak istiyorsa CHP'nin içerisine yer alsın, MHP'nin içerisine yer alsın, siyasi parti kursunlar ve AK Parti ile ve hükümetle sandıkta hesaplaşmanın yollarını araştırsınlar. Demokrasi böyle bir şey. Demokrasi gizli oyun, açık tasnifin yapılmış olduğu rejimin adı. O nedenle halk iradesinin tecelli ettiği yapının adı. O nedenle ben Türkiye'de birilerinin işte iktidarı kullanırım. Daha sonra da vesayetçiliğe soyunurum. Sonra da ben siyasetçiyi terbiye ederim. Elimdeki bilgilerle, belgelerle veyahut da kadrolarımla bunu yaparım. Hiç kimse yargıyı ele geçirmeye çalışmasın. Emniyeti ele geçirmeye çalışmasın. Askeriyi ele geçirmeyi, medyayı ele geçirmeye çalışmasın. Hiç kimse de elindeki ekonomik güçlerle, milletten elde edindikleri, devletten elde ettikleri ekonomik güçlerle manipülasyonlara çalışmasınlar. Özellikle 5-6 sene önceydi yanılmıyorsam Almanya'da bir bakan bir konuşma yaptı. Benim Yahudiler konusunda bir konuşma yaptı. Bu Yahudi şirketleri de, Yahudi lobileri de Alman ekonomisini manipüle ediyorlar dedi. 2 hafta sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Yani Almanya gibi güçlü bir devlet, bütün Avrupa'yı finanse eden bir devlet bile bakanına sahip çıkamadı. Türkiye'de yani milletten ve devletten elde ettiğiniz büyük imkanlarla siz iktidarı terbiye edemezsiniz. İktidarı tedip ve terbiye edemezsiniz. Manipüle edemezsiniz, ekonomiyi manipüle edemezsiniz. Veya meclisi manipüle edemezsiniz. Toplum mühendisliğine soyunamazsınız. Bunu hiçbir iktidar kabul etmez.
Ben buradan iktidarın dışında bulunan muhalefete sesleniyorum. Muhalefet de bu konuları biliyor. Bu vesayetçi yapıyı biliyor. Yani darbeci yapıyı da biliyor. Türkiye'de kirli ve şantajcı medya ve sermayeyi biliyor. İyileri tenzih ederim. Veyahut da oligarşik bürokrasiyi biliyor. Bugünkü yapılmak istenenleri biliyor. AK Parti iktidarı Türkiye'de dikensiz bir gül bahçesi oluşturmak istiyor. Demokrasi bahçesi oluşturmak istiyor. Bu CHP'nin de lehinedir. Bu MHP'nin de lehinedir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi asla bu konuda siyaset yapmamalıdır. Günlük politika yapmamalıdır daha doğrusu. Devlet adamlığı vasfı içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi de yanılmıyorsam eğer 1964'lü yıllarda kurulmuş olan 65'li yılları kurulan bir partidir. Bugüne bakarsanız 40 küsür senelik 65, 75, 85, 90, 2005 hemen hemen 50 yıllık bir partidir. Daha önce başbakan yardımcılıkları yapmış olan genel başkanları vardır. Şu an mevcut genel başkanları da başbakan yardımcılığı yapmıştır. Devlet adamlığı nosyonu içerisinde bu yapılanların doğru olduğunu teyit ederek Türkiye'de AK Parti iktidarına ve hükümetine destek olunması gerektiğini düşünüyorum.